Nefis bir tatlı yapıyoruz. Panna cotta. Bir İtalyan tatlısı. Yapması çok kolay, çok hafif. Her yemeğin sonunda servis edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi ocakta böyle bir nevi muhallebi gibi pişen bir tatlı ama mutlaka jelatin gerekiyor. O kıvamını jelatinden alacağız. Süpermarketlerde bulabilirsiniz. Toz jelatin kullanıyorum. Sütü önümdeki tencereye aldım şimdiden. Üzerinden de şöyle bir jelatini serpiyorum. İşte karıştırmak falan hiç böyle şeyler yapmaya gerek yok. Bunu böyle bir 5 dakika bekleteceğim. O sırada ben de ne yapacağım? Şimdi panna cotta'yı kalıplara dökeceğiz. Ondan sonra kalıbı ters çevirip böyle normal kendi kendine bir tatlı halinde servis edeceğiz. Ondan dolayı şöyle kalıplarımı hazırladım. Yalnız bunları iyice yağlamak gerekiyor. Şöyle sprey yağlar genelde hani mutfakta kolay oluyorlar ama yoksa bir sıvı yağla da ama bolca yağlayabilirsiniz. Şöyle yağlıyorum kalıpları. Ki daha sonrasında dediğim gibi çıkarmam rahat olsun. Yani aksi takdirde ne yapabilirsiniz? İçinden kaşıkla yiyebilirsiniz ama özelliği böyle tabakta tek durması. Şimdi ben böyle sade bir versiyonunu paylaşacağım sizinle, vanilyalı. Ama mesela kahveli panna cotta yapmak istediniz. O zaman işte içine biraz kahve ekleyebilirsiniz. Lavantalı yapmak istediniz. Muhallebisini yaparken böyle biraz lavanta ekleyip o kokusunun çıkmasını sağlayabilirsiniz. Yani bu temel tarif, bu tarifin üzerinden siz kendinize göre istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Şimdi bu bir 3-4 dakika daha beklesin, ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi 5 dakika bekledim, hatta şöyle de göstereceğim. Bakın böyle jelleşmeye başladı bile. Şimdi artık ocağın altını açabilirim. Ama ondan önce içine şekeri ilave ediyorum. Bütün bu arada açıklamalar kısmına malzeme listesini atacağım, yazacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şekeri gayet yerinde oluyor. Çok şekerli olmuyor. Aklınızda olsun. Şimdi altını açıyorum, orta ateşte açacağım. Ve de sürekli bir yandan karıştırarak buraya bir kaynama noktasına getiriyorum. Kaynama noktasına geldiği zaman duracağız. Şimdi gördüğünüz gibi süt kaynama noktasına geldi. Altını kapattım, kenara aldım. Şimdi 2 dakika bekliyorum. 2 dakika sonra parmağımı sokacağım. Eğer 5 saniye yanmadan bekleyebiliyorsam istediğim ılıklığa gelmiş demek olacak. Ondan sonra kalan malzemeleri ilave edeceğiz. Serçe parmak testi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Demek ki istediğimiz ılıklığa geldi. Şimdi içine kremayı ekliyorum. Bir çimdik tuz. Tuz ne yapıyor böyle tatlılara eklediğiniz zaman? Şekerin daha güzel hissedilmesini sağlıyor. Yani şekeri bir nevi dengelemiş oluyor. Ondan çok azıcık tuz her tatlı tarifine ekleyebilirsiniz. Ve de vanilyalı olacağı için vanilya ekliyorum. Dediğim gibi bu aşamada isterseniz farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela sütü ısıtırken içine biraz instant kahve ekleyebilirsiniz. Size kahveli panna cotta olur. Şöyle güzelce vanilya da ekledim. Eğer vanilya üstü yoksa isterseniz toz vanilya ekleyebilirsiniz. Ya da isterseniz bir vanilya çubuğunun tanelerini ekleyebilirsiniz. Vanilya çubuğunun tanelerini eklerseniz en güzel olur. Mis gibi vanilya kokar. Ama artık vanilya çubuklarının fiyatı çok uçmuş olduğu için hani internetten falan bir yerden uyguna bulursanız aklınızda olsun. Şimdi bunu kalıplara alabilmem için, daha rahat alabilmem için bir sürahiye alıyorum. Gördüğünüz gibi bu bayağı böyle şu an sıvı. Ama jelatin numarasını gösterecek ve jelatin sayesinde sonunda koyu bir tatlımız olacak. Ve de kalıplara döküyorum, yağladığım kalıplara. Pıt diye çıkıyor zaten sonunda. Güzelce yağladığımız için bir sorun olmuyor. Endişeniz olmasın. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz bu arada. Daha ufak ufak da yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Şimdi bunu bir 15 dakika bekleteceğim. Gerçi bayağı ılındı ama biraz daha ılınsın. Ondan sonra buzdolabına atacağım. Buzdolabında 2 saat ama böyle 1 saatin sonunda aslında yavaş yavaş kendini atmaya başladığını, güzel bir kıvam aldığını göreceksiniz. Onu gördükten sonra geriye zaten süsleyip yemesi kalacak. Görüşürüz. Şimdi 2 saati biraz geçti. Biraz daha bekledi. Ama 2 saatte de oluyor yani. Oturuyor. Zaten yavaş yavaş böyle bakarsanız dolapta ara sıra yavaş yavaş bunun böyle koyulaştığını, kıtılaştığını göreceksiniz. Şimdi bir tanesini elime aldım. Şöyle bıçakla yavaşça yanından hafiften bir rahatlatıyorum. Dikkatlice. Ondan sonra şurada sıcak su var. Bu işi daha kolay yapmamızı sağlayacak. Bunu böyle sıcak suya sokuyorum. Şöyle bir sallıyorum suyun içinde.
O ısı değişimi kendini daha iyi, daha rahat bırakmasını sağlayacak. Şöyle zaten bakın. Hatırlıyor musunuz? Bundan seneler öncesinde bir fincan tatlısı yapmıştık. Onda da aynı çıkarma tekniğini kullanıyorduk. Bu arada o da çok güzel bir tatlı. Onu da denemediyseniz deneyin. Şimdi panna cotta demek daha havalı oluyor ama fincan tatlısı da iyi. Tabağımı alıyorum. Hop! Şimdi üzerinden istediğiniz sosu koyabilirsiniz. Böyle vanilyalı olduğu için bence meyveli soslar çok güzel oluyor. Ama işte çikolata sosu olur, isterseniz karamel olur. Ben karamel de çok yakıştırıyorum. Şimdi meyveli yaparsak böyle meyveli bir reçel olabilir. Ya da o hazır satılan soslardan olabilir. Ya da kendi sosunuzu yapabilirsiniz. Eğer karamel koysaydım o zaman belki şey koyardım. Böyle biraz fındık, fıstık falan öyle şeylere gidebilirdim. Üzerinden de yaban mersini. Ortanı ikiye de kesebilirsiniz. Bütün de bırakabilirsiniz. Taze nane varsa biraz böyle bir iki şey taze nane de koyabiliriz. Hemen bir kaşıklayalım mı? İşte bakar mısınız ne kadar içi yumuşak ve ipeksi gözüküyor. Bunun aynen böyle olması lazım. Bu arada bunu bir gün önceden yapın, bütün gece de dolapta bekletebilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Ay şekeri müthiş. İnanılmaz hafif. Yani dediğim gibi böyle bir et yemeği yaptınız. Bir balık. Ne yaparsanız yapın ardından servis edebileceğiniz bir tatlı. O kadar lezzetli ki. Vanilya, süt, içine krema girdiği için ipeksi ağızda böyle eriyip gidiyor. Sonsuza kadar yiyebilirim şu an bunu. Panna cotta. Hem hafif, hem lezzetli, hem çok havalı. Mutlaka deneyin. Eğer farklı türlerini yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın fikirlerinizi. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Ölürüm.